TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Değerli izleyenler, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve korsan Suriyelilere gündeme taşıdı. Ataş ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim öncesi verdiği sözleri de hatırlatarak verilen sözler tutulmalıdır çağrısını yaptı. Teşekkürler Sayın Başkan. Seçim bölgem. İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Vatandaşların yaşadığı sorunları gündeme taşımaya devam eden Ataş, taksicilik ve ticari taşımacılık yapan esnafların sorunlarına dikkat çekti ve korsan taksicilik yapan Suriyeliler konusunda da yetkilileri uyardı. Seçim bölgem Kayseri'de taksicilik ve ticari taşımacılık yapan esnaflarımızın birçok problemi bulunmaktadır. Bu esnaflarımıza Cumhurbaşkanı tarafından seçim döneminde müjde olarak taksi, dolmuş, servis, minibüs, otobüs ve midibüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında kullandıkları taşıtları aynı cins taşıt ile yeniledikleri takdirde ÖTV ödemeyecek sözle verilmişti. Ağırlaşan ekonomik koşulların etkisiyle taksici esnafımız 15 yaşını dolduran araçlarını yenileyememektedir. Bu yüzden Cumhurbaşkanı'nın seçim döneminde verdiği söz bir an önce tutulmalıdır. Ayrıca Kayseri'de yaşayan Suriyeliler WhatsApp grupları üzerinden korsan taksicilik yapmaktadır. Valilik ve belediyelerce bunun önüne geçecek çalışmalar da bir an önce başlatılmalıdır. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İpek Saray Alışveriş Merkezi'nde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Gençlere sinema bileti dağıtan Başkan Büyükkılıç, "Siz bizim canlarımızsınız, birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimizsiniz." dedi. Başkan Büyükkılıç sık sık esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek onların talep ve önerilerini de dinlemeye özen gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç bir AVM'yi ziyaret ederek vatandaşla ve esnafla bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. İyisiniz değil mi? Çocuklar ve gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu. Merhaba başkanım. Nasılsınız? Bu Tarım Bakanlığı ile beraber yaptığımız projeler dahilinde. Başkan Büyükkılıç esnaflara teşekkür ederek İpek Saray Alışveriş Merkezi'nde hemşehrilerimize hizmet veren esnaflarımızı ziyaret ederek kendilerine hayırlı işler temennilerimizi ilettik. İş yerlerinde bizleri misafir eden esnaflarımıza sevgiyle selamlayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum dedi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Allah iyilik, sağlık versin. Arkadaşlar sizlere de hayırlı günler. Büyükkılıç sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyaretlerinde hem esnaflara hem de vatandaşlara sinema bileti de hediye etti. Esnaflar ve vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç'a ilgi alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkas Derneği tarafından düzenlenen programda Çerkez vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Biz et ile tırnağız, et tırnaktan ayrılmaz." dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Birleşik Kafkas Derneği tarafından düzenlenen programda Çerkez vatandaşlarla bir araya geldi. Akıl olanları isteme kültürü burada. Bu insanlar... Çerkeslerle buluşmada Kafkasların geleneksel kıyafetlerini giyen gençler tarafından akordiyon müziği eşliğinde karşılanan Başkan Büyükkılıç, "Nezaket desem burada, saygı desem burada, biz etle tırnağız, et tırnaktan ayrılmaz." dedi. "Nezaket dersen burada, saygı dersen burada, isteme makul" diyor, makul. "Makul olanları isteme kültürü burada. Bu insanlar kırılır mı? Bu açıdan makul olan ne varsa onu yapma yönünde hep beraber irade göstereceğiz. Çünkü biz et tırnak, et tırnak, et tırnaktan ayrılır mı? İçi sızlıyor belli. O sizin yansımanız, sizin adınıza onun içi sızlıyor. Sizin adınıza hepimizin içi sızlıyor. O açıdan insanlıktır ama. Şu anda takdir edersiniz Sayın Cumhurbaşkanı nerede? Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve bugün de Mısır'da. Gecesi yok, gündüzü yok. Bakın,
ya giderek ya mutlaka telefonla ulaşarak bu konuda üzerine düşeni yapma, irade gösterme adına her türlü çalışmayı yapıyor. Ekibimizle birlikte gece gündüz bu Kayseri'miz için adeta sevdalıyız, sizler için sevdalıyız, çalışıyoruz. Bakın yeni bir terminal binamız açıldı, havaalanı terminal binamız. Şaheser bir terminal binası Kayseri'de yakıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ekibine huzurlarınıza ben teşekkür ediyorum. Şehrimizi seviyorum. Bizleri seviyorum. Bizlerin şahsında Kayseri'mizi seviyorum. İnsanı yaşattı, devlet yaşasın. Bizim kaygımız bu. Biz sizlere sevdalıyız. Biz sizleri seviyoruz. Hulusi Paşa'mıza teşekkür ediyoruz. Kayseri'mize yapıştı. Kayseri artık uluslararası dünyada yerini alan bir şehir olarak sizlerin gururu haline geldi. Bir kayak merkezimiz var. Charter seferleriyle Çekya'dan, efendim Polonya'dan, Ukrayna'dan, Rusya'dan. Şimdi orada savaş olduğu için belki gelemiyor ama kısmen dolaylı geliyorlar. Ekibiyle gece gündüz demeden sevdalı oldukları Kayseri için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yeni projeler ve yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulundu. Hunat Mahallesi'nde 6000 metrekare alanda büyük bir park yapacak, şehre nefes aldıracaklarını söyleyen Velikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, parkın peyzajı için yeni bitkilerin dikimine başladıklarını belirtti. Şehre nefes aldıracak parkta çalışmalar sürüyor. Nasıl durumlar? Evet, ben taksi durağımızı sevdiniz mi? Bizi yaptınız. Sevdik başkanım. Hunat Mahallesi'nde 6000 metrekare alanda büyük bir park yaparak şehre nefes aldıracaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, parkın peyzajı için yeni bitkilerin dikimine başladıklarını belirtti. Evet, şu anda şehrin tam merkezindeyiz. Hunat'tayız. Burada 7000 metrekare alanda çok güzel bir buraya park kazandırdık ve bu parkı şimdi gördüğünüz bitkilerle Yalova'dan bitkilerimizi getirdik. Bunlar tabii sadece temsili, tasarım yapmak için getirdik. Tırlarla inşallah tasarım bitince bura birkaç gün içerisinde şenlenecek. Tabii şehrin merkezini güzelleştirmemiz önemli. 2019 seçimlerinde söylemiştim, şehrin merkezi bizim için misafir odamız şeklinde en önemli nokta demiştik. Yönham'da çalışıyoruz, restorasyon bitmek üzere. Yine burada Hunat'ta çok büyük kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalarımız var. Ama burası özellikle eski okulu buradan kaldırıp yeni yerine taşıdık. Şu sol tarafta gördüğünüz gibi Nazmi Toker eski binasını Kayseri'nin en güzel sanat atölyesi yapacağız. Sanat ve kültür merkezi yapacağız. Burada farklı etkinliklerimiz olacak. İnşallah bu gördüğünüz alanda da çeşitli konserler, programlar yapıp şehir merkezini canlandıracağız. Gördüğünüz gibi çok güzel otoparkıyla, yeşilliğiyle, sanat atölyesiyle güzel bir mekan ortaya çıktı. İnşallah bu tasarım bittikten sonra birkaç gün içerisinde buranın bitkilendirilmesinde bayağı bir çalışma olacak. Hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah birlik beraberlik içerisinde bu tür çalışmaları yapmayı nasip etsin. Koca Sinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolak Bayraktar'ın eşi Fatma Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi Yakut Tesisini ziyaret edip kursiyerlerle bir araya geldi. El emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceleyen ve büyük bir ustalıkla kanaviçe işleyen Fatma Çolak Bayraktar, hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile ortamında ev ekonomisine katkı sağlarken güçlü bir şekilde de hayatın içine katılmasını sağlıyoruz dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolak Bayraktar'ın eşi Fatma Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi Yakut Tesisini ziyaret edip kursiyerlerle bir araya geldi. Kanaviçe ve okuma yazma kursunu ziyaret eden Fatma Çolak Bayraktar, el emeği göz nuru ürünleri beğeniyle inceleyerek her biri emek gerektiren eserler için kursiyerleri tebrik etti. Kanaviçeyi tüm kurallarıyla öğrenerek büyük bir ustalıkla kanaviçe işleyen Fatma Çolak Bayraktar, kursiyerler tarafından tam not aldı. Müzik
Fatma Çolak Bayraktar, Koca Sinan Akademi Tesislerimiz, Aile Akademisi gibi 7'den 70'e herkese aile ortamı sunuyor ifadelerini kullandı. Koca Sinan Akademi ortamının kendilerine terapi etkisi yaptığını belirten kursiyerler de Koca Sinan Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi tarafından hayata geçirilen Zincirdere'deki Talas Restorasyon Eğitim Merkezi eğitim hayatına başladı. Bölgede taş, ahşap ve demir ustalığının yeniden canlanması amacıyla okula dönüştürülen tarihi binada ilk dönem dersleri 22 Mart'ta tamamlanacak. Kısa süre önce Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa arasında imzalanan protokolle ilk adımı atılan Tarem'de eğitim heyecanı başladı. Oluşturulan atölyelerin yanı sıra eğitim için hazırlanan bölümlerle kursiyerler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim görüyor. Yapılan bu merkezle birlikte şehrin unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, bununla birlikte eğitim alan kursiyerler gerek yurt içinde, gerekse uluslararası restorasyon işlerinde görev alabilecek. Merkezin mimari restorasyon ahşap demir ve taş atölyesi, 7 haftalık 1. dönem sertifikalı eğitim programları 22 Mart'ta sona erecek. Merkezle ilgili KAİSEM'in internet adresinden veya 0352 432 3838 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle bir araya gelerek teknolojinin geldiği son durum ve akıllı şehir uygulamaları gibi birçok konu üzerine istişarelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileriyle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Kayseri Mutfağı'nda buluştu. Teknolojinin geldiği son durum ve akıllı şehir uygulamaları gibi birçok konu üzerine istişarelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada gençlerin ve çocukların sahipleneceği bir şehri nasıl oluştururuz anlayışı içerisinde gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Her insanın kendine özgü mutlaka her yaş grubuna cevap verecek olan ortam. Şehrin merkezinde, Ege'si üniversitemizin karşısında rahatlıkla ulaşım imkanı olan dolmuş taşmış. Erciyesimiz ayrı bir doluyor taşıyor elhamdülillah. Buralar ayrı bir doluyor taşıyor. İnsanlar sosyalleşiyor, keyifli bir ortam, şehrimizin huzuru, bunların hepsi bizim için önemli. Ekibimiz de gece gündüz demeden iyi niyetimizle çalışıyoruz, koşturuyoruz. Allah'a şükür Türkiye'miz iyi bir yolda. Teknoloji bağlamında üzerine düşenden fazlasını yapma yönünde irade gösteriyor. Savunma sanayinde hakikaten ülkemiz iyi bir noktaya taşınıyor. Bütün bu gelişmelerin yanında bizler de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşenden fazlasını yapmamız gerektiği anlayışındayız. Ekibimizle birlikte her zaman sizlerin önerisine, desteğine, kıymetli görüşlerine ihtiyacımızın olduğunda paylaşarak bir çalışmalar yapmak istiyoruz. Ticaret odamızın yaptığı güzel çalışmalar var, teknoparklarımızın yaptığı çalışmalar var, üniversitelerimizin yaptığı çalışmalar var. Kamu kurum ya da özel sektör, herkesin yaptığı güzel çalışmalar var. İşte bütün bu anlayışla birlikte diyoruz ki şöyle şehri bir bütün olarak ele alalım. Şehri bir bütün olarak hep beraber sahiplenelim. Elbette Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da ilçe belediyelerimiz kendi çapında akıllı şehir bağlamında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz ise kıymetli, güzel bir organizasyon olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa faaliyetleri birlikte düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Sağolsunlar, bilişim firmalarımızla beraber bizleri de davet ettiler. Bizim için kıymetli, güzel bir organizasyon oldu. Büyükşehir Belediyesi Bilgisayar Daire Başkanlığı'na da ayrıyeten teşekkür ederiz. Onlarla da birlikte Teknopark'ta yaptığımız birçok organizasyon oldu. Belediyedeki sistemlerin yerli firmalarımızca karşılanmasına ilişkin bu faaliyetleri Büyükşehir Belediye'mizle ortaklaşa devam faaliyetleri birlikte düzenlemeye devam edeceğiz.
Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Latif Başkal da, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı müjdesinin bilişim sektörü için çok heyecan verici olduğunu vurguladı. Türkiye Bilişim Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Yıldırım ise Kayseri'nin bilişimde var olduğunu göstermek istediklerini söyledi. Biz de Latif Bey'in dediği gibi Kayseri'nin bilişimde var olduğunu göstermek istiyoruz aslında. CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Özgür Alçı basınla bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Özgür Alçı, deprem konusuna dikkat çekerek Melikgazi'de halka dokunan sosyal belediyeciliği vatandaşa sunmak adına bu yola çıktıklarını söyledi. CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Özgür Alçı basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Deprem risk yönetimi konusunda da yüksek lisansımı yaptım. Ama sonuçta deprem ayrı bir bilim dalı. İnşaat mühendisi olduğunu, siyasete uzak biri olmadığını söyleyen Özgür Alçı, Melikgazi'de halka dokunan sosyal belediyeciliği vatandaşa sunmak adına bu yola çıktıklarını belirtti. Melikgazi'de gerçekten hizmet, halka dokunan sosyal belediyeciliği vatandaşımızın tüm samimiyetiyle hissedebileceği bir hizmet adına bu yola çıktık. Ben 2 yıl boyunca Ankara'da gerçekten ciddi büyük bir belediye şirketinde üst düzey bürokrat görevim oldu. Orada edinmiş olduğumuz tecrübeleri Kayseri'de vatandaşlarımızla da buluşturmak istiyorum. İnşaat mühendisiyim ben arkadaşlar. 2009'da Koca Sinan adayı olmuştum. Belki basından bazı arkadaşlarımız da tanıyabilirler. Yani siyasete zaten uzak bir insan değilim. Yüksek lisansımı kentleşmede risk yönetimi üzerine yaptım. Yine aynı zamanda bu belediyeciliğe çok uzak olmayan kamu yönetimi mezunuyum. Beni bilenler bilir. Hiçbir zaman inanmadığım bir işin içerisinde olmadım, olmam da. Bizler bu belediyeciliğe talip olduk, başkanlığa talip olduk. Kazandığımız zaman da hakikaten yani topluma dokunan sosyal projeleri uygulamak, gerçek dertleriyle vatandaşımızın ilgilenmek adına burada da sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ise Kayseri'de artık değişim olacağını ifade etti. Tabii Kayseri'de bir seçime gidiyoruz ve dediğimiz gibi Kayseri'de artık değişimin vakti çoktan geldi. Ve şuna inanıyorum, sokakta da işte sizler basın mensupları görüşüyorsunuz. Kayseri'de 31 Mart'ta artık bir değişim olacak. Biz de adaylarımızla Kayseri kamuoyunda kişilikleriyle, karakterleriyle kamuoyunun karşısına çıkıyoruz. Takdir kamuoyunun diyorum. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından Kayseri pastırmasına coğrafi işaret tescili verilmesinin onaylandığını söyledi. Gülsoy, pastırma denilince artık tüm dünyada akla gelecek şehir Kayseri'dir. Hayırlı olsun dedi. Kayseri Ticaret Odası tarafından Avrupa Birliği Komisyonu'na tescil başvurusu yapılan Kayseri pastırması, ülkemizde olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de koruma altına alınacak. Kararın resmi gazetede yayımlanarak ilan süreci için askıya çıkarıldığını belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri denince ilk akla gelen yöresel ürünlerimizden olan pastırmamız, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilini alarak koruma altına alınacak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği tarafından da tescillenmiş olması, ulusalda ve uluslararası mecralarda da bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracaktır. Bu nedenle prestij ve ekonomik anlamda da üreticiyle büyük bir fayda sağlayacaktır ifadelerini kullandı. Başkan Gülsoy, yöresel ürünleri korumak ve bunları kayıt altına almak için Kayseri Ticaret Odası olarak başarılı çalışmalar yapmaya devam ettiklerini de belirtti. Başkan Gülsoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle Avrupa Birliği'nde tescilli ürün sayısı 21'e çıktı. Kayseri pastırmasının da Avrupa Birliği tescilli almasıyla birlikte bu sayı 22'ye yükselecek. Bizler, şehrimizin kadim geçmişini ve medeniyetler harmanını en iyi anlatan ve yaşatan yöresel ürünlerini bir araya getirmeye gayret ediyoruz şeklinde sözlerini bitirdi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek Başkanı Ahmet Taş, düzenlenen basın açıklamasında Filistin'e yönelik saldırıların sona ermesini istedi. Ahmet Taş, Gazze'de ateş dursun, Refah sınır kapısı açılsın dedi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Kayseri'de de İsrail'e yönelik tepkiler devam ediyor. İsrail'e tepki göstermek ve Filistin'e destek olmak amacıyla Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Dernek üyeleri Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Grup adına Dernek Başkanı Ahmet Taş açıklama yaptı. Taş, Gazze'de ateş dursun, Refah sınır kapısı açılsın dedi. Tüm insanlığın, Müslüman ve öteki dünyanın gözü önünde ABD ve İsrail saldırıları Filistin'de bir halkı, 2 milyondan fazla insanı yok etmenin de hazırlığı içine girmiş bulunuyorlar. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak Gazze ve Filistin'de 4 ayı geçen ABD ve İsrail soykırımında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor ve diyoruz ki Gazze ve Filistin'de derhal ABD-İsrail saldırıları dursun, ateşkes sağlansın, Refah sınır kapısı açılsın, insani yardımlar Gazze'nin imdadına yetişsin. Yakında İHA öncülüğünde yola çıkacak olan Gazze'ye yardım için özgürlük konvoyu uluslararası güvenlik sağlanarak Gazze'ye ulaştırılsın. Gazze'li yaralıların İslam ülkelerinde tedavilerinin yapılması için seferberlik başlatılsın. Gazze ve Filistin'de kalıcı ateşkes ve Filistin halkının güveninin sağlanması İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantılarında baş gündem maddesi olsun ve bir an önce insanlık Gazze'deki soykırım ayıbından kurtulsun. Türkiye Kamusen üyeleri tarafından tüm Türkiye'de eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yapan Türkiye Kamusen Kayseri İl Temsilcisi Muzaffer Pala, "Tüm sorunlar çözüme kavuşturulmalıdır." dedi. Türkiye Kamusen, memur ve emeklilerin sorunlarını, talep ve beklentilerini dile getirmek adına 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki açıklamayı yapan Kamusen Kayseri İl Temsilcisi Muzaffer Pala, milyonlarca memur ve emeklinin Cumhurbaşkanı'nın sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti. Pala çözüm istedi. Ek gösterge bilhassa memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan ilgilendirdiği için emekli maaşlarının belirlenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Milyonlarca memur ve emekli Cumhurbaşkanımızın sözünün hayata geçirilmesini beklemektedir. Hatırlanacağı gibi 2023 yılında yürürlüğe giren uygulama ile kamu görevlilerinin ek gösterge sorunu büyük ölçüde çözülmüş iken o dönemdeki ikazlarımızın karşılık bulmaması nedeniyle birinci dereceye gelen memurlarımız açısından bir haksızlık ortaya çıkmıştı. Devlette devamlılık esastır. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimler öncesinde verdiği sözün gereği yerine getirilmeli. Önceki Çalışma Bakanı döneminde hazırlanan teklif vakit geçirilmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmalıdır. Deprem, sel, yangın, afet demeden en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarf eden ve milli gelire büyük katkıda bulunan memurlarımızın beklentilerine cevap verecek düzenlemelerin yapılması hepimizin isteğidir. Beklentimiz ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlarla aileleriyle birlikte 25 milyona ulaşan bu kitlenin yüzünün güldürülmesi yönündedir. Değerli izleyenler, bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevdiğine hediye almak isteyenler çiçekçilerin ve sarrafların yolunu tuttu. Durum böyle olunca piyasaya da hareketlilik geldi. Deyim yerinde ise hem esnafın hem de alışveriş için gelenlerin yüzü güldü.
14 Şubat sevgililer gününe hareketlilik yaşandı. Hareketliliğin en çok gözlendiği yerlerin başında Çiçekçiler Çarşısı geldi. Her günde saygı ve sevgi çerçevesinde ilerletebilmek daha güzel bence. Hani sırf bir günlük bir sevgi doğru değil. Günüm olduğu için çok güzel şeyler düşünüyorum. Hediye geldi mi? Evet, olmaz olur mu? Önemli bir gün tabii ki. Yani insanlar birbirlerine verdikleri değerleri ya bugün de daha üst düzeyde gösteriyorlar. Ya en azından yani bir gül alıp götürmek bile hani onu çok sevdiğini ve değer verdiğini hissettiren bir şey. Ya bir çiçek bile olsa, bir gül bile olsa bence önemli bir durum yani. Yılda bir kere de olsa hatırlanmak güzel diyorsun. Aslında yılda bir kere hatırlanmaması lazım. Her gün hatırlanması lazım da bugün yani bunu göstermek lazım yani. Bir gül dahi olsa yani bir gül dahi olsa alıp göstermek lazım bu durumu. Hepsinin amacı aynıydı. Sevdiğini sevindirmek. Bu özel günde duygu dolu anlar yaşayanlar da vardı. Yaş ilerlese de eşini olan sevgisinden hiçbir şey kaybetmeyenlerdi. Sevgi hatırlanmak her gün olmalı. Senede bir gün gel bana yeter olmaz. Yani sevgi bir güne sığdırılır. Olmaz, olmaz. Her gün tatlı dil güler yüz lazım. Sevgi öyle olur. Bir de bana ne olacak? Bana bir sevgili lazım. Durumun iyi olduğundan değil, belki son demlerim, bir daha yapamam diye. Allah uzun ömürler. Ha, cümlemize. Aslan yeğenim. Nasıl peki sevgililer gününde her sene alır mısın böyle hediye? Ben her sene hani böyle almazdım. Bu sene belki son ömrüm dedim. Azıcık kalabalık olsun dedim yani. Öte yandan hediye almak için gelenler esnafın yüzünü güldürdü. Geçen seneye nazaran bu yılki satışlardan memnundular. Vallahi burayı bir boşalttık. Bu ikinci kez yani doldurduk. Satışlar çok güzel şu an. Bugün güzel değil mi? Yani güzel evet. Çoğu böyle geçerken bakıyorlar bir kararsız kalıyorlar ama yani çok da sattık evet. Çiçekli fiyatlarında artışlar var. Herkesin çiçek almasını biz de satmayı istiyoruz. Elimizden geldiği kadar gelen müşterilerimizi üzmek istemiyoruz. Ama fiyattaki uçuşlar gerçekten vatandaşımızı etkiliyor. Bu durumdan biz de şikayetçiyiz, onlar da şikayetçi. Geriye kalan her şey güzel. İnternet sitemiz de var. İnternet sitemizden de sipariş verebiliyorlar. WhatsApp hattımız var, WhatsApp hattımızdan da sipariş veriyorlar. Bütçesi yeterli olanlarsa sarrafların yolunu tuttu. Yani bu özel günlerde ekonomide bir canlılık meydana geliyor. Herkes bütçesine göre bir şeyler almaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi 14 Şubat'ta daha ziyade genç kardeşlerimiz, nişanlılar veyahut da nişanlı adaylar veya yeni evli arkadaşlarımız eşlerine, sevdiklerine, değer verdiklerine ufak tefek de olsa bir şeyler almaya çalışıyor. Hazırlıklar günler öncesinden yapılmıştı. Birbirinden şık yüzükler ve kolyeler alternatif olarak göze çarptı. Tabii bunlar ilk başlangıç bir hadise ise gördüğünüz gibi buradaki tek taş ürünlerden alınıyor. Son günlerin modası, son yılların modası bu gördüğünüz baget ürünlerden alınıyor. Herkes bütçesine göre bir hareket içerisinde koşturuyor. Burada gördüğünüz bu pırlanta ürünler bir miktar daha işte bütçesini biraz daha zorlayıp her bir aşağı yukarı 10.000 TL'den başlayıp 70-80 bin liraya kadar çıkan pırlanta ürünler. Bunu gördüğünüz gibi bakın burada çok özel ürünler var. Bugüne özel yaptırmış olduğumuz bu ürünümüz hakeza öyle. Yine hakeza böyle bir pırlantanın değişik bir versiyonu var. Bunlar pırlantadır. Yine hakeza böyle parmağımızda biraz daha hoş gözükebilecek şekilde bir elmas ürünlerimiz mevcut. Ve bunlardan daha önemlisi insanların kalbine hitap edecek olan böyle bir altın gülümüz var. Bundan iki tane verdik bu 14 Şubat için. Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken, yaz tatilinde kısalmaya gidilecek. Sabahın haberine göre hava muhalefeti gibi nedenlerle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatiller
tatillerin devam edeceği öğrenilirken, yaz tatilinde ise kısalma yaşanacak. Gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde olan eğitim süresinin Türkiye'de uzatılması, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürürlüğe konacak. Türkiye'de yaz tatili süresi, ara tatili uygulamasının başladığı 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren 13 haftadan 11 haftaya inmişti. Değerli izleyenler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından geleneksel hale getirilen ve katılımcılara eğlenceli vakit yaşatan Artık Çekilmez Oldun Çiftler Arası Kızak Yarışması 18 Şubat Pazar günü 9. kez Erciyes'te gerçekleştirilecek. Kış sezonu boyunca birbirinden farklı aktivitelere ev sahipliği yaparak misafirlerine keyifli anlar yaşatan Erciyes, şimdi de çiftleri pistlere çıkaracak. Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşanacağı Artık Çekilmez Oldun Eşler Arası Kızak Yarışması'nda çiftler yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacaklar. 18 Şubat 2024 Pazar günü saat 12'de Erciyes Tekirkapı bölgesinde düzenlenecek Artık Çekilmez Oldun Kızak Yarışması'na katılmak isteyen çiftler www.kayserierciyes.com.tr web sayfasından online kayıt işlemlerini yapabilecekler. Hurevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir minibüs bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Alev topuna dönen minibüsü gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabası doğrultusunda yangın söndürülürken polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan minibüs kullanılamaz hale gelirken yangın sebebi ise ekiplerin hazırlayacağı rapor sonrası belli olacak. Kayseri'de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda YA isimli şüphelinin üzerinde 200 gram metamfetamin ile geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütülüyor. Yapılan çalışmalarda YA'nın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ihbarı alındı. Takibe alınan zanlı yakalandı. Şüphelinin üzerinde 200 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Kayseri'de bir vatandaş kayıp kedisi için ilan verdikten sonra güvenlik kamerası görüntülerinden kedisinin iddiaya göre bina görevlisi tarafından tekme ile apartmandan uzaklaştırıldığını görmesi üzerine suç duyurusunda bulundu. Kayseri'de N.A. isimli bir vatandaş 3 gün önce Badem isimli kedisinin kayıp olduğu ihbarında bulundu. Kayıp ihbarının ardından N.A. apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi. Kayıtları izleyen N.A. bina görevlisinin kediyi tekmeyle uzaklaştırdığını gördü. Görüntüleri izleyen N.A. bina görevlisinden şikayetçi oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken N.A. da hala kayıp kedisini aramaya devam ettiğini ifade etti. Palas Belediyesi tarafından düzenlenen Yücel Arzen konseri büyük ses getirdi değerli izleyenler. Türkiye Yüzyılı Marşı'nın bestekarı, şair, piyanist ve AK Parti İstanbul Milletvekili Arzen'in sahne aldığı konser sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Üstad Necip Fazıl Kısakürek ve şair Abdurrahim Karakoç'un şiirlerinden bestelediği eserleri seslendiren Yücel Arzen, gecede ayrıca kendi bestelerinden oluşan şarkılara da yer verdi. Unutulmaz bir sanat rüzgarının estiği gece vatandaşların yanı sıra protokolden de tam not aldı. Kürsüye gelerek düşüncelerini paylaşan Başkan Büyükkılıç, Talas'ın her zaman bir adım önde olduğunu ifade etti. Talas Belediye'mizin görüşerek
getireceğini duyunca yükümüzü de aldı diye memnun olduk. Sağ olasın başkanım, iyi ki varsın. Rutin belediyecilik hizmetlerinin dışında ticaretiyle, sanatıyla, sanayisiyle, kültürüyle, turizmiyle, gastronomisiyle. Büyük Kılıç'ın ardından konuşan Milletvekili Çopuroğlu, hakikaten epeydir beklediğimiz bir atmosferi bugün yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Hakikaten epeyden beri beklediğimiz bir atmosferi bugün yaşıyoruz. Bugün de burada ben en azından diğer misafirlerimiz aynı şeyleri düşünüyorlardı mutlaka. Coşkuyla ayrılacağım. Cenab-ı Allah ilmine kolaylık versin. İyi ki gelmişiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konsere gelen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Muhteşemdi tek kelimeyle. Başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir sanat ve vatan millet duygusunu da ön plana çıkarak bu şekilde yapılması çok hoş oldu. Teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz çocuklarla geldik. Eşimle çocuklarla. Yücel Bey'i zaten daha öncesinden biliyorduk. Bestelerini falan çok biliyorduk. Ama canlı dinlemek çok başkaymış. Spordaki gelişmeleri aktaracağız şimdi de. Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak. Kayseri Spor da bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak. İşte bu haftanın programı. 16 Şubat Cuma, 20 Kasımpaşa Karagümrük, 17 Şubat Cumartesi, 13.30 Antalya Spor İstanbul Spor, 16 Hatay Spor Sivas Spor, 19 Rize Spor Fenerbahçe, 18 Şubat Pazar, 13.30 Alanya Spor Adana, 16 Gaziantep Samsun Spor, 16 Pendik Spor Trabzon Spor, 19 Ankara Gücü Galatasaray, 19 Şubat Pazartesi, 20 Başakşehir Kayseri Spor, 20 Beşiktaş Konya Spor. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz kıymetli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri, gelişmeleri, olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.